Sokaktaki kalabalığın kuralları artık ciddiye almaması vaka sayısını her geçen gün artırıyor. Bu durum en çok iş yerini açan esnafı tedirgin ediyor. Kapatılma korkusuyla kara kara düşünen esnaf vatandaştan kurallara uymasını istiyor. Maskesiz ve mesafesiz kalabalık Türkiye'nin risk haritasını kırmızıya çevirdi. İş yerini aylar sonra açan esnafı yeniden kapatılma korkusu sardı. Mavi'den sarıya dönen Hakkari Yüksekova'da sokaktaki kalabalık her geçen gün artıyor. Ölümcül riske rağmen kuralların önemsenmemesi endişelendiriyor. Bu nedenle esnafı yeniden kapanma korkusu sardı. Yani bu önlemlerimize riayet etmezsek, dikkat etmezsek yakında eski gibi kapanacağız. Kapandığımız zaman da bizim işletme olarak çalışanlarımız, bizler hepimiz mağdur olacağız. Lan zor durumdayız, iş de yok. Piyasa bayağı durgun. Bir de kapama olursa millet daha perişan olur. Sadece Hakkari'de değil, yüksek riskli illerden Düzce'de de kafe sahipleri tedirgin. 24 günde vaka sayısı %43'lerden %95'lere çıkınca yeniden kapatılma korkusu sardı. Yeni yeni toparlamaya başladık kendimizi. Bir daha kapanmak kesinlikle istemiyoruz. Sadece gıda sektörü değil, tüm esnafları etkiliyor bu. Biz bir sürü insan çalıştırıyoruz. O insanların ailelerini, o insanları da etkiliyor. Vaka sayısı her geçen gün artan çok yüksek riskli illerden Samsun'da denetimler sürüyor. Polis ekipleri kentin en kalabalık meydanlarında hem maske hem de HES kodu kontrolü yapıyor. Zabıta ekipleri ise semt pazarlarında ve yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşı uyarıyor. Gaziantep'te ise vaka sayısı hızla azalmaya başladı. Maske, mesafe ve hijyen dışında alınan en önemli tedbir sosyal tesislerin filyasyon ve PCR numune alma noktasına dönüştürülmesi oldu. Aile hekimine başvuran hasta, hekimin yönlendirmesiyle kurulan noktalara başvuruyor. Özellikle vatandaşların hastanelerde yığılmalar veyahut ulaşım sırasında oluşabilecek bulaşın önüne geçmek. Daha önce bu uygulamayı iki noktada kurmuştuk. Olumlu geri dönüşler alınca bu hafta itibariyle ilçemizde 10, ilimiz genelinde 24 yeni noktada numune alımına başladık. Uygulama Türkiye'de bir ilk oldu. Filyasyon ekiplerimiz gün içerisinde test sonucu çıktıktan 2 ila 2,5 saat arasındaki bir sürede vatandaşların adresine ulaşıyor. Gidip evlerinde vatandaşların ilaçlarını veriyorlar. Temaslı ile ilgili iş ve işlemleri yapıyorlar.